Sevgili yoldaşlar, ben de hepinizi dünyanın bütün dillerinde selamlıyorum. Hoş geldiniz. Her ne kadar 3 kişi de olsa vekillerin bu kadar gündem işgal etmemesini öneren arkadaşların yanına kendimi 4. olarak yazıyorum. Burada da ironi yapmıyorum. Evet, gerçekten bizim halkla buluşma ve onlara hitap etme olanaklarımız çok geniş. Bu süreyi onun için ben en azından kendime düşeni çok kısa tutup katılımcıların konuşmasına alan açmak istiyorum. Benden önceki konuşan herkesin kongreye sunacağı bir sorumluluğu vardı. En azından ben bunu kısa tutmakla iktifa edeceğim. Onu da şuradan yapmayı düşünüyorum. Hazır bütün HDK bileşenleri ve böyle kalabalık bir kitle buradayken, her ne kadar diğer vekillerimiz Anayasa Komisyonu'nun boş bir komisyon olduğunu söyleseler de, o boş komisyona HDK tarafından görevlendirilen bir arkadaşınız olma hasebiyle anayasayla ilgili, çalışmalarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın, vekillerimizin söylediği tamamına yakını doğru neredeyse. Fakat bizim burada ne yapacağımızın kıymetini ortaya çıkaran bir durum bu. Biz anayasa hiçbir zaman komisyonlarda yapılmadığını bilecek kadar bilgi, görgü ve tarih bilincine sahip insanlarız. Fakat buraları siyasi bir siyaset yapma aracı ve kendi siyasetimizin burada dile getirilmesi, mevcut dayatmaların püskürtülmesi, buradan kurulacak olan tezgahın da teşhiri olarak niteleyebiliriz. Üzerimize düşen budur. Buradan insanlığın hayrına, mazlumların lehine, Kürt halkının ve demokratik, ulusal demokratik kimliğini talep eden halkların durumlarına olumlu katkı yapacak şeyler çıkabilir. Muhtemelen çıkacaktır da. Yoksa bu 6-7 aylık emeğimi çok zayi olmuş sayacağım. Ama asıl olan, bizim buraya odaklanırken asıl olan birincil önceliğimiz buraları bir siyaset alanına çevirmek. Başta sıraladığım yöntemler için kullanmak. Az kullanacağım dedim ama giderek diğerleri kadar olacağı benziyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu sesler sokakta, köylerde, kırsalda, fabrikalarda, işsiz amele pazarlarında bizim bileşenlerimizin örgütlemesiyle toplumsal bir talep ve görünürlük kazanmazsa bizim oradaki halimizin, duruşumuzun, kalışımızın çok da fazla bir kıymeti olmaz yoldaşlar. Onun için bu yazım bir kaza olmuş. Bir şey var mı arkadaşlar? Eskiden kapitalistler daha mı haysiyetliydi? Ne güzel sandalyeler yapılırdı. Yani teorik olarak bir sandalyeden ne beklenir? Bir insanı taşıması. Burada da ben bakıyorum hiç göbekli insan yok. Herkes kıra gibi maşallah. Onu da taşıyamıyorsa malzemeden çalıyorlar. Tıpkı bu ülkenin demokrasisi yapılmakta olan anayasa gibi. Evet, bize düşen bu malzemeden çaldırmamak, bu savaş politikalarına kalıcı bir set çekmek ve bu ülkenin en azından evrensel hukuk kriterlerine ve evrensel insan hakları ölçeğine uygun, ölçülerine uygun bir anayasaya ve yönetim tarzına, yani nihayetinde bir halk iktidarına sahip olması. Bunu yaparken
bu perspektiften hareket etmemizin en önemli aşaması ve bütün bu saydığımız alanlarda bu sesi yükseltmenin cevabıdır aslında Halkların Demokratik Kongresi. İlk konuşmamızda bu soruları sormuş, bunlara verilecek cevabın adıdır demiştik. Bir inişli, çıkışlı, sıkıntılı ama coşkuyla, ama kararlılıkla bir 6-7 ayı geçirdik. Bundan sonrasında en azından neleri yapmamamız gerektiği konusunda biraz daha fazla deneyim biriktirdik. İhtiyaçlarımız net olarak ortaya çıktı. Ben bu iradenin bu konuda özellikle partileş... Aha, bir sandalye daha gitti. Üstelik Mardin milletvekilimiz Erol Doğru. En azından o konuşmayacak, telaş etmeyin. Yoldaşlar, hepinizi bu coşkuyla ve inançla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun.